Şimdi hep böyle biz uzun vadeli düşünmeyi, konuşmayı, bazen sormayı seviyoruz. Bu akşam futbolda her türlü sonuç var. Bir beraberlik çıkabilir mi sevgili Onur? Tabii ki çıkabilir hocam. Tabii ki Niye çıkmasın? Haftaya nereye gidiyor Galatasaray? Trabzon'a gidiyor. Orada bir beraberlik olabilir mi? Tabii ki olabilir. Geçmiş olsun. İki maç berabere bitirirse Galatasaray 6 puan geçmiş olsun dersin. Herkes de böyle der. O yüzden ligin geriye kalan 17 maçın hesabesi bile okunmaz Ya artık. normal şartlarda 4 puan, 6 puana geçmiş olsun denmez ama şu oyunlarla... Hayır, bakın gidişat tabii, olumsuza gidiyor. Aynen. Puan farkı değil. İstatistik ne diyor? 20 maçta 4 puan fark yiyen 40 maçta 8 puan fark yer. İstatistik budur ya. He, 8 puan da kapanır, 18 de kapanır. Futbolda bu gerçek de var. Sen doğruları yaparsan, bakın 2 puanın üzerinde hiç durmuyorum ya. Sen doğruları yap, rakip senin sahana gelecek. Yen, bütün maçlarını kazanıyorsan yine Yani şampiyonsun. Yaşar Gül'ün, bizde Yaşar Bey'in sorduğu soru O yüzden... kalmayabilir diyor Rams Park'a yani. Yani normal şartlarda bu iş derbide çözülür. Normal şartlarda diyorum. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe kadro kalitesini sahaya yansıtırsa doğru orantıda bu iş son maça kalır. Çünkü yani dünkü maç özelinde söylemiyorum, Fenerbahçe maçı özelinde. Ben Anadolu takımlarının bu kadar etkisiz kaldığı bir sezon yakın tarihte hatırlamıyorum. Yani biraz sonra Fenerbahçe maçını onu ayrıntılı konuşuruz. Yani dolayısıyla Fenerbahçe şu an kadro kalitesini sahaya yansıtıyor. Ve sadece derbiler dışında tek maçta puan kaybetti Fenerbahçe. Adana Demirspor deplasmanında. Yani Galatasaray'da normal şartlarda kadro kalitesiyle Anadolu takımlarını yener, işi son maça bırakır. Bırakır. Hani görünen o. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi oyun gücüyle bu ligde kolay kolay puan kaybetmesi beklenemez. Ne zaman puan kaybı oluyor? İşte Galatasaray Sivas'ta çok kötü oynayarak puan kaybetti bence. Artı iki tane de penaltısı verilmedi. Yani olağanın dışında bir şeyler olursa ancak bu takımlar puan kaybediyor ligde. Hoca şunu diyor. Benim için artık Galatasaray için. Sivas'ta puan kaybetti mi? Kaybetti. Kayseri'de berabere kalır mı? Kalabilir. Haftaya Trabzon maçı var. Orada berabere kalabilir mi? Kalabilir. İşte Galatasaray bu kazanma havasından uzaklaştı belki de. Onu aslında söylemeye çalışıyor Şimdi Ahmet abi. Mesele oyunu o. tabii yani bakın oyunu sorun o. anlatmaya çalıştığımda çok basit. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fenerbahçe'nin hücum hattı bence Gaziantep'te yine çok etkili bir maç oynamadılar. Belki Fenerbahçe oyuna hakimdi, oyunu domine etti ama net gol pozisyonu diyebileceğimiz pozisyon Non yok. yok denecek kadar az. Golü de zaten oyunun son dakikalarına doğru buldular. Dünkü maç da berabere bitebilirdi ama buna rağmen Fenerbahçe Galatasaray'dan çok daha etkili bir ofans hattına sahip. Şu an Fenerbahçe'de bir forvet oyuncusunu çıkarsan, kimi çıkarırsan çıkar, yerine koyabileceğin ve aynı işi yapacak futbolcuları var. Dzeko'yu çıkarıyorsun, Batshuayi işte iki gol atabiliyor sana. Yani bugün İrfan Can yedek kalıyor Fenerbahçe'de ya. Öyle bir noktaya geldi Fenerbahçe'nin hücum hattı. Bakıyorsun orta saha Fenerbahçe'de zaten iyiydi. Şimdi oraya bir de Krunić alındı. Fenerbahçe'nin sorunu defanstaydı. O defansta da Bekao'nun Bak, zaten bak hocam. Şubat'ta dönmesini bekliyoruz ve oraya Bonucci Bak, gelmiş. oraya geleceğim. Geldiği ilk maçta harika oynamış. Geleceğim oraya. Fenerbahçe'nin Geleceğim. eksiği bile kalmadı. Şimdi sevgili hocam. Galatasaray'ın hocam kalan maçları. Tamam. Şimdi O üsttekiler oynanmış iki maç. Sivas maçı erteleme maçı olduğu için o şu an listede yok. Eklenmedi. Biraz şaşırdım Fenerbahçe. ben. Ben de Yok ona yok. baktım. Heh. 16. haftaydı. Doğruya doğruya. Bu fikstürün normal sıralı hali. Normal Normal sıralı hali. sıralı hali. Hocam şimdi bak. Mondium'la oynuyor Kayseri ile. Gidiyor deplasmana. İçeride İstanbul'la oynuyor. Bir içeride Antep yapıyor. Hocam şimdi Gaziantep'te alt sıralarda. Hani İstanbulspor belki tamam da. Samsun deplasmanı hocam. Ben Ne başka bir şey zaman gidiyor? söyleyeyim mi 4 sana? Şubat. Hocam az önce hani olumsuz olası bir senaryo çizdi ya. Ben de tam tersi bir olumlu senaryo çizeyim. Bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray Trabzonspor maçından çıktığı zaman Fenerbahçe'nin 2, 3 ya da daha az puan farkla gerisinde bile olsa bence Fenerbahçe'nin bir adım bile önünde olabilir. Fikstür avantajıyla. Yani Ocak ayını Galatasaray bu kadar soruna rağmen eğer şu anki tabloda 2 puan geride ya da belki de önde bilemiyorum. Geçerse yani çok kötü bir senaryo olmazsa Galatasaray için ciddi anlamda fikstür avantajı var Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe'ye.
Yani iç sahada oynuyor, o ayrı. Fenerbahçe'nin de ver ya, aynı şekilde fikstürü. Ama Onur, demin de sen dedin ki iki takım o derece diğer takımlara nazaran önde ki, yani onların artık diğer takımlara maç kaybetmelerini beklemiyoruz bile. Yani imkansız İşler değil. İşler normale giderse. Çok zor ama imkansız değil. O yüzden fikstür avantajı bence çok önemli. Yani yıpratıcı olabiliyor belki. Oyun etkilenebilir. Tabii. Eksik ortaya çıkabilir işte. Yani o anlamda söylüyorum. Bence yani Galatasaray kötü senaryo çiziyoruz yani olumsuz anlamda saha içi sorunlarından bahsediyoruz. Ocak ayı çok önemli Galatasaray için. Tabii. Ocak ayını Galatasaray kötü bir senaryoda geçmezse eğer bence sonuna kadar bu işi götürür. Şimdi sen şöyle yapalım. Götürmesi de lazım zaten. Tabii. Şimdi bakın, Fenerbahçe'de şu an çok sorun yok. Galatasaray'da sorun dediğimiz saha içinde kalacağız. Ya Sanchez ne zaman dönecek bilmiyoruz. Onun tam sakatlığını... Sakatlık geçti hocam. Hayır. İdmana çıktı. Şimdi hepsini takip ediyorum ama iki hafta önce biri diyor ki Sanchez sakatlığı ne zaman iyileşecek, ne sakatlığı diyor. Yani bizim bilmediğimiz o kadar çok bu şey var Sanchez'in ki. Sanchez'in bir açıklaması sonrası biraz kafalar karıştı. Şimdi o yüzden Galatasaray'ın artık bu kafa karışıklığına tahammülü yok. Biraz iletişim problemi yaşıyor. Yani Icardi bunların başında geliyor. Yani o dönemde biz de hep dedik ki ya ne olursa olsun iğneyle oynaması onun o anki sakatlığına zarar vermese bile uzun sürerse bu oynama iğneyle oynama durumu başka sorunlar çıkabilir. Icardi iki aydır antrenman yapmıyor ya. Hocam Icardi konusunda bir şey ekleyebilir miyim? O yüzden bunlar Galatasaray için hep çözülmesi gereken sorun. Galatasaraylı bunları düşünmeye başladı. Yani Icardi ile ilgili çok şey spekülasyon yapıldığı için bir onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani şu deniyor Icardi ile alakalı. İşte takım Sivas'ta puan mücadelesi veriyor. Icardi Brezilya'da, Arjantin'de eğleniyor. Tatil yapıyor şeklinde eleştiriler var. Evet. Siz de görmüşsünüzdür. Doğru. Şimdi ben bunlara şu anlamda katılmıyorum. Şimdi biraz empati kurmamız gerekiyor. Şimdi Icardi'nin eşi Wanda Nara çok ciddi bir hastalıkla şu an mücadele ediyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış durumda. Evlerden Irak. Ben ismini bile söylemek istemiyorum hastalığın bu arada. Şimdi bu hastalığı yaşayanlar bilir ancak etrafında, kendi ailesinde Allah korusun. Hani bu hastalıkla nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir? O işin psikolojisi nedir? Bunu ancak yaşayan bilir. Icardi'nin özel bir durum var şu anda. Literatürde, tıp literatüründe şöyle bir gerçek var. Bu hastalığın birinci ilacı nedir? Moral, sevgi, değil mi? Mutluluk. Tabii. Birinci ilacı bu. Dolayısıyla şu an Icardi çıksa dese ki, ya ben bir psikolojide futbola odaklanamıyorum, oynamak istemiyorum dese bile kimse bunu tek kelime edemez şu durumda. Çünkü futbolda golden, galibiyetten, kupadan çok daha önemli şeyler var hayatımızda. Nedir bu? Sağlık. Bundan daha öte bir şey var mı? Tabii ki. Şimdi dolayısıyla bir de Icardi idmandan, maçtan kaçan bir oyuncu değil ki. Ya bu adam daha 2 ay evvel futbol hayatını riske ederek iğneyle sahaya çıkmadı mı haftalarca? Yani Icardi dolayısıyla sorumluluktan kaçan bir oyuncu değil. Kaldı ki şu anki tedavi sürecinde burada olmasını gerektiren bir durum da yok. Çünkü Icardi burada da olsa zaten idmana çıkamayacak. Şu anda Icardi'nin bir dinlenme süreci var. Ve diyor ki ben bu süreçte eşimin yanında olmak istiyorum, ona moral vermek istiyorum. Yani şimdi insanlar bence biraz empati kursunlar Icardi ile, Icardi'nin yaşadıklarıyla alakalı. Diyorum ya Allah korusun, Allah düşmanın başına vermesin böyle bir hastalığı. Icardi'nin şu anda özel bir durumu var. Ve eşinin ailesinin yanında olmasını istemesinden daha da doğru bir şey olamaz burada. Icardi'yi eleştirirken biraz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Icardi buraya transfer olurken ne konuşmuştuk biz? Erken gelmişti eşinin hastalığına rağmen. Biz burada alkışlamıştık Icardi'yi. Dolayısıyla yaşadıkları şeyler olağan şeyler değil Icardi'nin. Bu anlamda biraz değerlendirmemiz gerekiyor. Salı çarşamba günü bu hafta içinde burada olmasını bekliyoruz. Trabzonspor deplasmanında da büyük ihtimalle sahada olacak. Kendisine verilen program buydu zaten. Ya aslında Galatasaray'ın Icardi'den böyle bir rahatsızlığı yok. Yani onları sosyal medyada konuşulduğu için söylüyorum konu, yani. Bakın işin o tarafını yani, bence konuşanlar gerçekten çok yanlış yapıyorlar. Ya dedik bırakın aileyi, böyle herhangi birinin sağlığı tehlikeye girdiği zaman üzülen biriyiz biz.